Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şahit videolarını beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenmiyorsanız da arkadaşlar şunu söyleyeyim. En azından yorumlara yazın hani nerede hata yaptığımı. Ben de kendime göre bir değerlendirme yapayım. İşte şurada yanlış yaptım, şu şekil olması gerekiyordu. En azından bir fikir paylaşımımız olmuş olur. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, dün borsamıza baktığım zaman -%0.62'lik bir kayıpla kapattı. Benim burada takip etmek istediğim, dediğim gibi yani özellikle belirttiğim fon var, hisse senedi vardı. Şöyle yeşil yapar arkadaşlar, %2.63'lük bir değer kazandı. Ne demiştim buna? Uzun vadeli alım için güzel bir hisse senedi. Çünkü yüksek bir performanstan düşük bir performansa geldi. Yani fiyatı yüksekliği 0.79'lardan tekrardan 0.37'lere 0.36'lara düştü arkadaşlar. Ne demiştim? Bu takipte kalması gereken bir hissedi. Uzun vadeli yatırımda güzel bir kar getirir. Keza bugün dün baktığım zaman %2.63'lük bir kar getirdi. Aynı şekilde arkadaşlar hep sürekli örnek verdiğim bir Galatasaray hissedi vardı. Galatasaray hissedi arkadaşlar pazartesi günü Fatih Terim'in işte hastanede taburcu olmasıdır. İşte dün keza bugün pazartesi %5'lik bir değer kazanmıştı. Bugün baktığınız zaman arkadaşlar, dünle bugün baktığınız zaman hemen hemen %10'a yakın bir değer kazanarak hissenin fiyatını arttırdı. Böyle gitmesini de ümit ediyoruz. Özellikle diğer şeylere baktığımız zaman da, yeşil yapıya baktığım zaman da onu da tekrardan arkadaşlar uzun vadeli olarak düşündüğümüzde onu da tekrardan yükselmesini ümit ediyorum. Hani yükselecek demiyorum arkadaşlar, yükselmesini ümit ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi TÜİK'in açıkladığı bir değerlendirme var arkadaşlar. Değerler var. 30 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu değerler var. İthalat ve ihracat değerlerini gösteriyor arkadaşlar. İhracat %2.3 artmışken ithalatımız arkadaşlar %14.3 arttı. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bizim ham madde dışarıdan almamızdan kaynaklı bayağı bir dolar akışı ve çıkışı oluyor ve bu ithalat ve ihracat karşılaştırıldığı zaman arkadaşlar birbirini karşılamıyor. Misal ihracatımız arkadaşlar %4.1 artarak 29.357.000.000 dolar olmuşken ithalat %14.3 artışta 36.841.000.000 dolar şeklinde gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Bizim dolar açımızı ortaya çıkartıyor. Çünkü ithalat ve ihracatımız hızın dengeleri birbirine karşılamıyor. Son zamanlarda baktığımız zaman bizim en verimli zamanımızda virüs illeti çıkaraktan bir nevi biraz önümüzü kesmiş oldu. İnşallah tez zamanda kurtuluruz da biz de kendi düzenimize, rutinimize gireriz. Arkadaşlar şöyle baktığımda mesela ne demiş? Dış ticaret açığı Şubat ayında %72.0 arttı. 1 milyar 733 milyon dolar, 2 milyar 981 milyon dolar dolara yükseldi diyor arkadaşlar. Bu ne oluyor arkadaşlar? Dolar açığı. Doların önünü büyük ihtimal kesemeyeceğiz gibime geliyor. İnşallah tez zamanda keseriz. Doları da bakalım arkadaşlar, en azından buraya girmişken. Dolar arkadaşlar şu an gramı evet arkadaşlar dolar 6.72 oldu arkadaşlar 1 dolar. Euro'ya baktığımız arkadaşlar 7.35'ti. 3-4 gün önce 7.25'lerdeydi. O da arttı. Arkadaşlar gram altın 340 milyon. Ne demiştim? Gümüş örnek vermiştim. Gümüş arkadaşlar şu an baktığımızda fiyatı 3 lira. Güzel bir artış sağlamış ki gümüşü ben ne demiştim, uzun vadeli almakta yarar vardır. Çünkü 3.50, 3.60, 3.90 fiyatlarından düştü. Dedim ki uzun vadeli gümüşe yatırım yapabilirsiniz. Şu şartlarda arkadaşlar ben dolar, euro, altın almam. Gümüş benim için daha uygundur. En azından fiyatı yerlerinde 1000 kat daha düşük. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, fonlarımıza geldiğimiz zaman ise fonlarımız bu hafta ne demiştik, düzgün bir artışla bize kar getirecek. Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikalı Katılım Fonu'na baktığımızda %0.216'lık bir değer kazanç sağladı arkadaşlar. Güzel bir kar. 3 günlük 4 günlük karımız var bunda. Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araştırma Fonu'na baktığımız zaman da arkadaşlar %0.206'lık o da güzel bir kar getirdi. Yani fonlarımız düzgün gidiyor arkadaşlar. Çünkü grafiklerine baktığımız zaman onlar zaten düzgün giden grafikler. Yani düşüşler bir gün düşüş olsa bile diğer gün tekrardan yükselişe başlıyor. Zaten Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları ise düzgün giden bir fon. Grafikte de o aynı kez aynı şekilde görebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar fonlarımız bu şekil. Hisse senedi geldiği zaman arkadaşlar Galatasaray hisse senediyle
tekrar söylüyorum, yay yapını istediğinde takipten bırakmayın. Özellikle yay yapıyı söyleyeyim arkadaşlar. Uzun vadeli güzel bir yatırım olur sizin için de benim için de tabii. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Şayet dediğim gibi videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yasal uyarımızı da yapalım arkadaşlar. Ben yatırım danışmanı değilim. Ben de sizler gibi normal bir vatandaşım arkadaşlar. Kendi çapımda yatırım yapıyorum. Videolarda bir aylık bir video çekiyorum arkadaşlar. Yani bir ay oldu herhalde yanlış değilsem. Güzel bir abone sayımız oldu. 50'ye yakın bir abonemiz oldu. Güzel arkadaşlar, sıfırdan başlamıştık. En azından beğenin kanalımıza katkıda bulunan arkadaşlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Herkese iyi günler. Allah'a emanetsiniz.